Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde CSS'de text ya da box ya da o konularına değineceğiz. CSS 3 ile gelen bir yeniliktir ve CSS'de çığır açmıştır. İlk olarak deneme sitemiz adlı projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 720'ye 100 genişliğinde bir dilimiz var. İçinde de CSS 3 ile text ya da yazıyor. İlk olarak text ya da özelliği ile başlıyorum. TextShadow yazdıktan sonra bir piksel yatayda, bir piksel de dikeyde bir kaydırma yapıyorum. Daha sonra gölgemin rengini belirliyorum. Sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi siyah bir gölge efekti verdim. Üçüncü yazacağımız değer, yatay ve dikey kaydırmadan sonra üçüncü yazacağımız değer ise gölgenin bulanıklığını belirler. Tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bulanık bir efekt verdik. Eğer derinlik hissi vermek istiyorsak yatayda ve dikeyde oynamalar yapmalıyız. Örneğin dikeyde 4 piksellik bir kaydırma yaptım. Bu şekilde bir gölge efekti vermiş oldum. Hiçbir şekilde yatayda ve dikeyde kaydırma yapmak istemiyorsak 0-0 değerlerini veriyoruz. Bulanıklığını belirliyoruz. Ayrıca rengini de belirleyebiliyoruz. Gölgenin rengini örneğin bordo yapalım. Bu şekilde çok belli olmuyor fakat biraz büyüttüğüm zaman gölge efektini görebilirsiniz. Şöyle biraz daha bulanıklık vereyim. Daha belli olsun. Gördüğünüz gibi böyle efektler yapabiliyorsunuz. Ayrıca gölgenin şeffaflığı ile de oynayabilirsiniz. Bunun için RGB renk kodlarını kullanmalısınız. Örneğin siyahı biraz şeffaflaştıralım. %50 oranında şeffaflaştırıyorum. Tekrar yeniledim. Biraz daha şeffaf, grimsi oldu. Eğer hiç şeffaf yapmasaydım, siyah yapsaydım şu şekilde olacaktı. Gördüğünüz gibi daha parlak efekt oldu. Daha ters etki vermek için ise başlarına eksi ifadesini yazmamız yeterli. Yatayda ve dikeyde ters bir kaydırma işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oynayabiliyoruz. Şimdi box shadow'u anlatıyorum arkadaşlar. İlk önce biraz daha yükseklik verelim. Gözümüzü kaldıralım. Box shadow ise divlere gölge vermek için kullanılıyor. Örneğin 4 piksel, 4 piksel, siyah. Bu şekilde arkadaşlar dilimize 4 piksellik kaydırma ile gölge efekti verdik. Bunu bulanıklaştırabiliriz arkadaşlar. Örneğin 4 piksel bir bulanıklaştırma işlemi yapalım. TextShadow'da olduğu gibi bu da bulanıklaşıyor. Daha bulanık bir hale geldi. Bulanıklığı kaldırıyorum. Efekti tekrar görün. Gördüğünüz gibi gölgemiz bu şekilde bulanıklaşıyor. Ters gölge efekti de verebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde TextShadow'da olduğu gibi başlarına eksi ifadesini yazmamız yeterli. Bu şekilde de ters gölge efekti verebiliyoruz. Bulanıklıktan sonra yazacağımız dördüncü değer spread yani dağılma değeridir. 10 piksellik bir dağılma verelim. Bu şekilde bir dağılma efekti uygulayabilirsiniz. Bu çok güzel olmadı. Bunu biraz güzelleştirelim. Örneğin şunlara 0 yazalım. 10 piksellik bir bulanıklığı olsun. 4 pikselde dağılması olsun. Bu şekilde daha güzel bir etki verebilirsiniz. Nasıl diyeyim? 4 piksel bulanıklaştırma yaptım. Gölgenin rengini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. TextShadow'da olduğu gibi. Bu şekilde bordo bir gölge efekti vermiş oldum.
4 pikselde dağılımı uygulayalım. Tekrar bakalım. Bu şekilde rengi değiştirebiliyorsunuz. Yine Texture Dough'da olduğu gibi siyah bir gölge efekti verelim ve bunun şeffaflığını %50 yapalım. Gördüğünüz gibi %50 oranında şeffaflaştırdığımız siyah bir gölgemiz var. Şeffaflığı kaldırdığım zaman ise gölgemiz daha seçilir hale gelecektir. Gölge efektinin kullanabileceğimiz en güzel yöntemlerden biri Border Radius ile kullanılmasıdır. Örneğin 26 piksellik bir Border Radius değeri verelim. 18 piksellik bir bulanıklık, 1 piksel dağılma verelim. Ve Medium Purple rengini kullanalım. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir gölge efekti verebilirsiniz. Şunu Ctrl-KC ile şimdilik siliyorum. Yorum satırı haline getiriyorum. 10 piksel bulanıklık verelim. Siyah gölge efekti rengimiz olsun ve inset değerini yazalım. Inset iç gölge efektidir. Gördüğünüz gibi 10 piksellik bir iç gölge efekti uyguladık ve derinlik hissi kattık dilimize. Eğer bunu kullanmasaydık bu şekilde gözükecek. Border Box Shadow'un ikili kullanımı da mevcut. Border Radius'u tekrar Ctrl-K-U ile yorum satırından çıkartıyorum. 46 piksel yapıyorum. Burası 30 piksellik bir bulanıklık verelim. Bu iç gölge efektimiz olsun. Bundan sonra virgül kullanıyoruz ve bir boşluk bıraktıktan sonra 10 piksel bulanıklığı olan, 4 piksel dağılması olan bir siyah gölge efekti veriyorum. 30 piksel bulanıklı bir iç gölge efekti verdik. 10 piksel bulanıklı ve 4 piksel dağılmalı bir dış gölge efekti verdik. Tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde 3 boyutlu bir etki katabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak stop yapalım. Ve top yazıyorum. Genişliği 200 piksel olsun. Yüksekliği de 200 piksel olsun. Position Relative Margin Auto ile ortalıyorum sayfa ortasında. Arka plan rengi beyaz olsun. Gölgemiz 0-0 tam ortalansın. 45 piksel bulanıklık veriyorum. Siyah iç diyorum. Virgül, boşluk. Yine ortalıyorum. 10 piksel bulanıklık veriyorum. 4 piksel dağılma ve black yazıyorum. Dış gölge efekti verdim. Border radius'ümü de 50% diyorum. Bu top etkisini yaratmamız için arkadaşlar. Cursor pointer ile fare imajımın bir el şeklinde olmasını istiyorum. Translation'ın da all diyorum. .4 saniyede ease in out olsun diyorum. Şöyle bakalım hemen nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi bir top efekti verdik. Biraz margin top verelim. Evet. Şu an henüz bir hover efekti uygulamadık. Şimdi bu topumuza bir hover efekti uygulayalım. Box Shadow diyorum. Yine ortalıyorum. 15 piksel black inset yazdıktan sonra virgül 0,0. Bu sefer dış gölgenin yarısı kadar bir değer vereceğim. 2 piksel ve black diyorum.
Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi olumlu seçince böyle bir efekt yapmış olduk. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.